kökümüze. Şeftali kökümüz de Nemagard bir kök. Bu da budama artığı aslında. Normalde bunlar atılıyor. Ancak dediğim gibi böyle acil durumlarda işimize çok güzel yarıyor. Şeftali kalemimiz. Aslında bademde çok daha iyi randıman vereceğini düşünüyorum. Şeftaliden ziyade uygun bir kalem kesimi yapıyorum. Yine gayet güzel oldu. Yarıyorum. Ve arasına yerleştiriyorum. Bir taraf ince oldu. Buraya da şurada ince aldığım bir kalem var. Onu yerleştirmek istiyorum. Şeftali aslında kök anaçları ile bağlantılı olmak kaydıyla normalde çok sert çekirdekli yapılmıyor. Daha ziyade badem ile kalem açısı tercih ediliyor. O yüzden şeftalide değil de bademde bu aşıyı yapmak daha doğru olur. Özellikle GF üzerine çok güzel randıman vereceğini düşünüyorum. Ben birkaç ağaçta çok güzel randıman aldım. Dediğim gibi çok sıkıştığım noktalarda kalemin kıymetli ancak anacın da bulunmadığı yerlerde bu aşı gayet güzel tercih sebebi olabilir. Çok kıymetli ve zor bulunan kök anaçları var. Onların budama artıkları dahi bu metotla değerlendirilebilir. Evet. Şimdi iki tane tutmaya aday yeni bitkimiz var. Burada kökten yeni bir bitki, kökün aşı tutma özelliğinden yararlanarak yeni iki tane bitkimiz elde edilmiş oldu. Sevgili Bereket TV izleyicileri, bir aşı programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyoruz ki sorularınızın cevaplarını almışsınızdır. Yeni aşılarımızla ilgili de ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek tarzda öğren